yolda bir ud görsen kimin olduğunu düşünürsün o udun? Ud çalan kim var? Kim var? Hangi sanatçının olabilir? Coşkun Sabah. Coşkun Sabah gelir aklıma. Coşkun Sabah gelir. Anılar sence Coşkun Sabah'ın neresinde canlanmıştır? Ya kafasında ya. Kalbinde. Bir şarkıyı söylesene bana. Anılar, anılar. Gönlü. Gözümde canlanmıştır. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar. Beni bu akşam ağlattılar. Birçok farklı taraftar grubunun hep bir ağızdan söylediği aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin bakamıyorum. Sen kim için söylerdin bu şarkıyı? Eşim için söylerdim tabii ki. Tabii. Hayır. Bir saniye şimdi şarkının sözlerini düşünmem lazım önce. Annem için söylerdim. Ay. Sevgilim için. Sevgilin için söylersin. Vay be. Evet. Coşkun Sabah'ı herkes çok seviyor. Bizler de çok seviyoruz. Ellerine sağlık, gönlüne sağlık, diline sağlık diyoruz. Ama şöyle yapıyoruz. Ya Coşkun Sabah deyince az önce de dile getirdik. Ud. Ud deyince de Coşkun Sabah akla geliyor. Şimdi aileden bahsettik, musikiden de bahsettik. Yani o bir beraberlikten de bahsettik ama neden Coşkun Sabah ve ud? Şimdi ben önce kariyerimde ud sanatçısıyım birinci. Kariyerim ud sanatçılığı. İkinci kariyerim bestecilik. Üçüncüsü şan, ses sanatçılığı. Ud'u birazcık bir dedikodu çıkmış. Ud'u çok iyi çalıyormuşum ben. Yani ud'un çok büyük ustasıymışım diye bir çıkmış dedikodu kimden çıkmışsa. Hocalarımız da bunu gerçekten böyle biraz önceki latife tabii. Gerek Doktor Nevzat Atlı hocamız, devlet kurusundaki benim ilk kuruluş yılıdır 1975. Ud olarak beni almıştır. Klasik koro. Ki müziğimizin milli takımıdır. Klasik koro. Türk sanat müziğinin çok önemli bir korosudur. Orada ud sanatçı olarak beni 19 yaşında almıştır. Neyse sonucunda ben udiyim. 78 yılında beslemiş olduğum Baharı Bekleyen Kurmalar gibi çok büyük sükse yaptı. Bülent Ersoy'un 45'liğidir. Çok çok büyük Türkiye'nin şarkısı oldu. 79 yılında işte bu bizim hikayemiz. O da Türkiye'nin şarkısı oldu. Film şarkısı. Beddua yine 79'da yine Bülent'ten derken 80 yılında ben tabii Bülent Ersoy 78 yılındaki Baharı Bekleyen Kurmalar gibi İzmir fuarı yıkılıyor Türkiye. Adettir saz grubunda çalıyorum ben. O zaman da 28-30 parça saz grubu 3 sıra böyle. Tabii arada bana okutuyor. Çünkü şarkı çok meşhur ya bestecinin duygularını halka aksettirmek için bu bir içedir. Bir nüanstır. Patronlardan teklif gelmeye başladı bana. Solistik teklifi. Neşe Karaböcek, ilk onun elbise değişimi arasında çıktım. Neşe Ağa'nın birinci bölümünü bitiriyordu. Sonra elbise değişimine girdiğinde ben beyazlarım içerisinde ut yok. Çıkıp 4 tane şarkı okuyordum, iniyordum. Zarfımı alıp iniyordum. Şimdi bunu çok keyifli, zevkli ama ben burada hep bir eksiklik hissettim. Sonucunda bu rahatsız etti beni. Yani ben utu bırakıyorum. Yani normal... solist, mikrofonlu solist gibi işte diyelim. Emel Sayın, Muazzez Bacı gibi. Yani Ahmet vücudun Eşan. Bir parçasını bırakıyor. Yok bırakıyorsun. Şimdi Elton John'u düşünün piyanosuz. Neyse ben bir akşam Arşimet gibi buldum dedim ben. Utu alacağım tek başıma. Rahmetli Ferdi Özbeğen benim ışık kaynağımdır. Çünkü Ferdi Özbeğen çok meşhur. 1980, yıl 1980 Ferdi Özbeğen yıkıp geçiriyor. Ben dedim Ferdi Özbeğen piyanoda ne yapıyorsa ben udumu alacağım bir geceyi götüreceğim. Herkes bana deli dedi. Delisin sen, olmaz. Komik geldi insanlara. Komik geldi ama ben inandığım rahmetli anneme komik geldi. Oğlum yapma etme orada devlet korosunda çalıyorsun, radyodasın. Bir de iyi maaşlar alıyoruz. Emekli sandığı birinci derece. Eskiler bilir böyle emekli sandığı var, dereceler vardır. Bilir misiniz yoksa siz bunları? Ben biliyorum. Tam yerine geldi. Annemlerden biliyorum. Sohbetin akışı... Bu soruyu sormamı gerektirdi. Devlet korosunda evet. Bir görev evet. Var ve bahsettiğiniz evet. Gibi hele evet. De bizim yeşil pasaportumuz var ya. Geçmişimizdeki hani evet. Memur olmak başka bir şey, garantisi başka bir şey falan filan. Ben bırakıyorum kardeşim. Evet. Ben ayrılıyorum ve bambaşka evet. Bir karar veriyorum. Evet. Bu kararı vermek. Rahmetli annem kolay mı? Yapma oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Nasıl verdiniz bu kararı? Bir şeye inanıyordum. 3 tane kuvvetli şarkım var tutmuş. Şuna inandım ben.
Biraz herhalde gençlik de var. Hı-hı. Yani şimdi ben arkada soliste çalıyorsun ben. Çalmadı mı solist kalmadı. Emel Sayın, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Gönül Yazar, Behi Aksoy. Hepsine ut çalıyoruz biz. Ama şimdi arkada çalıyoruz. Solistin şahşasını görüyoruz. Aldığı zarfını görüyoruz. Solist alır böyle zarf, bize gelir şu kadar bir zarf gelir yani. Ona ben aldandım herhalde, paranın gözü kör olsun bu arada. Ama zarf yani önemli. Güzel bir şey olmuş. Dedim şarkıcı, bir de inanıyordum ben, çok inanıyordum. Çünkü benim, bak o yaşlarda, ya 22 yaşında ben bunu düşünmüşüm ya, 23 yaşında esasında akıllara zarar. Şarkının gücüne, dedim Coşkun, her insan kendisiyle konuşur. Coşkun dedim. Ya çok kuvvetli bir şarkı yap. Şimdi ben sesim mütevazi bir sestir. Ben yani yorum başka, ses başka. Benim ses özelliği yok. Ama o şarkıya ruh veririm. Ayrı mesele. Neyse. Çok kuvvetli şarkı yap dedim. Şarkı çok güçlüyse sen meşhur olursun Coşkun dedim. Yani şarkının gücü mütevazi bir sesi star yapar. Mühim olan şarkıdır. Bakın beste çok önemli. Örnekleri vardır piyasamızda. Şimdi, ama sonunda oldu. Tabii şarkımın ilk müzik piyasasında Merhaba dedim albüm aşk kitabı. Ne olur söyleyin sevenler evet. Bana ayrılmak kalma aşk kitabında. Onunla başladığımda 12'den vurduk şarkı, yani şarkıdır. Bir yıl sonra bir pazar günü yine Ahmet sağ olsun Selçuk. Böyle takır 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 benim planım tuttu esasında, bu bir stratejidir. Planlı bir şeydir. Neden? Böyle körü körüne ben alayım, olursa olur evet. Değil. Şarkın güçlü olsun Coşkun. Çok güçlü şarkı yap ki aşk kitabı güçlü bir şarkı. Oh. Hatta çıkardım. 2-3 ay sonra sevgili Nilüfer. Ama şimdi nasip de var işin içerisinde. Herkes bu kararı verebilir. Böyle bir zor bir karardan. İstifa ettim ben bu kurumlardan. Klasik korodan, radyodan evet, istifa mektubumuzu evet. Verdim. Büyük cesaret. Yani, bunu verse bile neticesini alamayabilir. O yüzden burada bir nasip de var. Bir de kendimle konuştum. Bu arada ben Emel Sayın'ı da kulaktan çınlatıp öyle bitirelim bu konuyu. Tabii tabii. En son çalışmam Emel Sayın'la İzmir Fuarı. 30 gün çalıştık son gece. İşte 20 Ağustos 20 Eylül. Demek ki 20 Eylül akşamı oluyor bu. Ekim 1. hafta ben Seyülans'a başlayacağım tek başıma. İşte bu UT'la başlayacağız ya. Gittim Emel Hanım'ın odasına. Emel tık tık tık. Buyur Coşkun'cum buyur. Son gecemiz. Dedim Emel Hanım ben artık veda ediyorum tek başıma. Ne dedi. Gel otur dedi bakalım sen ne karar verdin. Yapma. Olmaz yapamazsın Coşkun dedi. Sonra aramıza da dönemezsin. Ya tekrar hani başarısız olup da tekrar gelemezsin. Bundan vazgeç. Yakma kendini. Bu programın linkini Emel Hanım'a atacağım. Yani onda kulaklarını. Şimdi her gördüğünde Emel iyi ki beni dinlememişsin der.